Ben 330 civarında eserim var ama 250'ye yakın hit olmuş şarkım var. Önemli olan ya hep ya hiç. Ya iyi bir şarkı yap ya yapma diyorum Selami. 300'e aşkın besteniz var. Sizin de belirttiğiniz gibi hemen hemen hepsi hit oldu. Peki sizin gönlünüzde olan şarkı hangisi? Özledim teninin kokusunu özledim. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Alışmak sevmekten daha zor. Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Aşk çemberi sarmış dört bir yarım. Çok var. Hangisini okusam? Hepsi sizin çocuğunuz gibi. Hepsine ayrı bir sevgi besliyorsunuz. Belki de şu anda bizleri izleyen arkadaşlar, özellikle genç nesil, bu şarkıları duyduğunda Selami Şahin'e mi aitti diyenleriniz vardır muhakkak. Sizin gibi bir üstattan bunları duymak bizleri çok mutlu etti. Büyük bir cesaret gösteriyorsunuz aslında. Yılda iki albüm, çünkü müzik piyasası o kadar kötüye gidiyor ki maalesef. Doğru, albüm maalesef satışları durmuşken sizin böyle bir şey yapmanız inşallah genç arkadaşlarımızı yüreklendirir, daha başarılı işler yaparlar. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyorum ben size. Ben sevgi ve saygılar sunuyorum hepinize. Bir gün sahnede program yapıyorum İstanbul'da. Aa bu da mı senin diyorlar. Aa bu da mı senin? Bir hanımefendi not, kağıt gönderdi bana. Sayın Selami Şahin, bundan sonra adınız Selami Şahin değil, Selami bu da mı senin diye bir kağıt yazdı. Ben çok mutlu oluyorum. Çok eser yapmak güner değil. Akılda kalıcı, yıllar geçse de unutmamak lazım. Hayatımın ilk bestesi Altın Kelebek birincilik ödülünü aldı 70'li yıllarda. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. 69 yılında yaptım. 44-45 sene önce. Olmuyor, olmuyor. Neler var, neler var. Aslında sizle saatlerce röportaj yapmak isteriz. Büyük bir keyifle yapmak isteriz ama hayranlarınız sıkıştırıyorlar. Evet, sahnede sizi bekliyorlar. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Canım benim. Hepinize sevgiler. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Şeref verdiniz. Allah uzun ömürler amin versin. Dinle. İnşallah bu güzel besteleri yıllarca da duyarız. Yeah.
Sevgili izleyenlerimiz, bizler bu gece burada ekip olarak bulunuyoruz. Şu an yanımızda programımızın yapımcısı Kartal Bey var. Kartal Bey, nasıl buldunuz mekanı? Mekan tartışılmaz. Öncelikle Hasan Dere'yi, ardından Gramofon ekibini gerçekten tebrik etmek lazım. Her zaman söylüyoruz, iyisini değil, daha iyisini arayan ve daha iyisini yapmakta kendilerine idol edinmiş bu kişileri ve kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öncelikle onlara bol bol kazançlar diliyorum. Ve diyorum ki bu kadar güzel insanları bir araya toplayan bu ekibi her zaman Allah yollarını kessin diyorum. Ve bizlere de kapılarını açıp bize de bu imkanı sundukları için Hasan Dere'ye özellikle selam söylüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Avrupa Metropol izleyenlerine neler söylemek istersin? Evet, uzun soluklu güzel bir dönem geçirdik. Ama tabii ki final demeyelim, küçük bir ara veriyoruz. Avrupa Metropol tüm hızıyla devam edecek. Özellikle zaten Ramazan ayında Avrupa Metropol özel Ramazan programını sunacağız. Bunun yanı sıra senin çok ama çok büyük emeklerin var. Tabii ki şu anda her ne kadar ara sıra ben bile kamera arkasına değil önüne geçsem dahi asıl arkasındaki Mikael kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki Kanal T'ye çok ama çok teşekkür ediyoruz bize güvenip bize bu imkanları sunduğu için. Ve diyoruz ki her zaman daha iyisine ulaşmak, her zaman daha güzellerini yapmak için bizden ayrılmayın, Kanal T'yi seyretmeye devam edin. Şu an yanımızda meşhur Turka partilerinin organizatörlerinden Hakan Bey var. Hakan Bey de bu gece Gramofon Balo Salonu'nun açılışına teşrif ettiler. Hakan Bey, mekan nasıl buldunuz? Mekan muhteşem bir mekan, yani diyecek bir şey yok. Her şey dört dörtlük. Yani halkımıza çok güzel bir sunum yapılmış burada. Hasan Bey'i de bu konuda bayağı bir tebrik ediyoruz. Herkes Selami Şahin dinlerken arkadaşlar fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi tercih ediyor. Evet. Sen neden oturup dinlemiyorsun? Yani daha böyle bir zevkine vararak. Çünkü Selami Şahin hayranıyım. Romantik hayranıyım. O yüzden aşığım. Yani Selami Şahin aşığım. O sebepten dolayı ölümsüzleştirmek istiyorsun. Evet, aynen. Onun için Mahmet. Mekanı nasıl buldun? Çok süper. 1A. Herkese tavsiye edebilirim ve her zaman da geleceğiz. Bu şarkıları dinlerken neler hissediyorsunuz? Nerelere dalıyorsunuz? Vallahi Türkiye'ye doğru gidiyorum. Vatanımı özlüyorum. Mest oluyorum. Selami Şahin apayrı. Hastayım ona. 300 kilometreden geliyorum buraya sırf Selami Şahin'i dinlemek için. Siz Selami Şahin'i dinlerken nerelere daldınız? Ben 80'li yıllara daldım. Liseli yıllara. Lise döneminde... İstanbul. Lise döneminde Selami Şahin dinliyordunuz. Tabii ki. Bizler Selami Şahin'le, Sezen Aksu'yla, Nilüfer'le büyüdük. Ama şöyle bir şey, hani 70'li yıllardan bugüne müzik piyasasında çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ama şu an sahnede izlediğimiz zaman 70'li yıllardaki Selami Şahin nasılsa şu günde aynı. Aynı. Değişmeyen bir değil çizgi. Mi? Yani kalıcı bir şey. Gönlümüzde kalıcı bir şey. Selami Şahin'i dinleyerek daha böyle sakinleşebilirsin. Evet, çok sakinleştiriyor beni. Gençliğim adamı. Gençliğim derken? Çok yaşlandım. Gençken çok dinlerdim. Ya bayanlar normalde yaşını gizler de. Abla diyor ki gençliğim aklıma geliyor. Yaş kaç? Söylemeyeceğim artık. Bence de söyleme artık. Çünkü çok genç gösteriyorum. Sorulmaz ama yani kendisi dedi, kendi kaşındı. Bir de röportaj icabı mı? Ya kendi kaşındı, gençliğim aklıma geliyor dedi. Söyleyeceğim zaten, hiç merak etme. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Bugün burada Gramofon Balo Salonu'nun açılışındasınız. Mekanı nasıl buldunuz? Mekan çok güzel, muhteşem. 5 yıldız değil, 6 yıldız. İsmim Yunus Çelik. Ya güzel bir mekan. Gerçekten yani Dortmund halkına böyle bir mekanı de tanıştırdığı için gerçekten çok teşekkür ederim. Ya çok güzel, her şey çok güzel. Yani Dortmund böyle bir mekana sahip olduğu için mutlu. Selami Şahin'i dinleyerek yemek bir ayrıcalık. Çok çok başka bir uyduruk. Çok güzel bir şey. Mekanı nasıl buldunuz? Mekan çok güzel. Bir şarkıya ancak bu kadar güzel eşlik edilebilir. Harika, harika, harika. Harika olan ne? Selami Şahin mi, mekan mı? Mekan, Selami Şahin, Deniz Gencay, her şey süper, muhteşem. Her zaman tekrarında nasip olsun inşallah. Çok farklı bir şey. Hem yemek yiyor, hem Selami Şahin dinliyor, hem de telefona kaydediyor. Bütün bir arada. Nasıl, eğlenebiliyor musun? Muhteşem, süper. Merhabalar.
Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Selami Şahin dinliyorsunuz. Nerelere dalıyorsunuz? Vallahi böyle bir sanatçıyı tanımak mutluluk yani. Eşinizle birlikte geldiniz. Evet. Niye ayrı oturuyorsunuz? Beraber. Aramızı bozmaya uğraşma. Bozamazsın. Estağfurullah. Allah'ım bozmasın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Mekanı nasıl buldunuz? Çok güzel. Teyzeciğim nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Siz varsınız ya yanımızda. Çok iyi olduk. Allah razı olsun. Ben de Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Bu geceyi paylaştılar bizimle. Hepinize Allah razı olsun. Çok güzel bir mekan. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese gönüllerince eğlenceli. Hasan kardeşim tebrik ederim. Çok güzel böyle lüks bir mekan şu an hiçbir yerde Almanya'da yok. Yani tebrik ederim Hasan kardeşimi. Evet, Hasan Dere zaten çok başarılı bir iş adamı. Dileriz başarıları daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Evet sevgili izleyenlerimiz, Gramofon Balo Salonu'nun açılışındaydık. Selami Şahin de bizlerle birlikteydi. Muhteşem bir geceydi, muhteşem bir eğlenceydi. Sizler için geldik ve görüntüledik. Avrupa Metropol devam ediyor. Maalesef bu haftalıkta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyenlerimiz. Bizlere her türlü soru, görüş ve önerileriniz için altta görmüş olduğunuz irtibat bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Hafta yine aynı saatte Temiz Toplum Tercihi Kanal T ekranlarında buluşuncaya dek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.